Düşünce ya da eylemlere yönelik dürtülerin azalmasıyla birlikte davranışların sonuçlarıyla ilgili kayıtsızlık. Davranışına kayıtsız. Düşünce ya da eyleme yönelik dürtü azalmış. Bununla birlikte davranış sonucuyla ilgili kayıtsızlık. Abuli, akatizi, anhedoni, aymazlık. Abuli, akatizi, anhedoni, aymazlık. tuzak bir soruydu. Abuli, yani beyinde aslında frontal lob sendromlarında da görülen düşünce ya da eyleme yönelik dürtü azalması. Anhedoniden farkı ne? Anhedoni haz alınan etkinliklere karşı ilginin azalması. Abuli de bir düşünce üretemiyor, bir eylem yok. Yani yerinden kalkmayan, neredeyse bitkisel yaşamda gibi bir hal oluyor. Akatizi bir hareket bozukluğu, kıpır kıpır yerinde duramıyor. Aymazlık uydurduğumuz bir seçenekti. Tabii halk arasında aymazlık diyebiliriz buna ama abuli cevabını veren 8 arkadaşımızı kutluyoruz. Frontal lob sendromunun bir tipinde de oluyor abuli. Hadi bakalım. Güzel. İkinci sorumuz, doğru mu yanlış mı? Yüksek yerlerden aşırı korkmaya aylurofobi adı verilir. Mavi doğru, kırmızı yanlış. Aylurofobi, yüksekten korkma, yükseklik korkusu mu? Mavi doğru, kırmızı yanlış. Evet. Güzel. Akrofobi adı veriliyor. Aylurofobi nedir acaba, bilen var mı? Kedi korkusu. Aylurofobi. Peki, geçelim bir sonraki sorumuza. Bakalım. Rose, Alpcan, Cumali, Rabia, Zeynep şeklinde ilk iki soru. Üçüncü sorumuz geliyor. Normal spontan harekette azalmayla birlikte motor aktivitenin yavaşlaması. Bu mesela Parkinson hastalığında olabilir, depresyonda olabilir. Daha yavaş hareket ediyor. Hareketleri yavaşlamış ve normal spontan hareketi de azalmış. Ekokinezi, motor kinezi, disk kinezi, bradikinezi. Kinezilerden birisi. Evet, ekokinezi diye bir şey yok. Yani benim bildiğim motor kinezi de yok. Diskinezi, bradikinezi. Bradi yavaş demek arkadaşlar. Mesela bradikardi, yani kalp hızı yavaşlamış gibi. Mesela hiperkinezi, aşırı hızlı hareket etme. Bradikinezi, daha yavaş hareket etme, azalması. Parkinson hastalığında görürüz. Ama depresyonda falan da oluyor, psikomotor retardasyonla birlikte bradikinezi. Evet, bir değişti bakalım. Nurullah Çalala, Laika Rose ve Hesperus 23 tepeye çıktı. Güzel. Sürprizli bugün. Blackout adı verilen bir döneme ait davranışları, olayları hatırlayamama hangi durumda görülür? Hatırlayamama birçok durumda görülür ama bir tanesine blackout diyoruz. Film kopması, depresyon, demans, alkol bağımlılığı, uyku terörü. Dün akşam alkollüydüm, ne yapmışım hatırlayamıyorum. Evet, alkol bağımlılığında alkol entoksikasyonuna bağlı oluyor sıklıkla. Alkol alıyor ve ertesi gün kalkma hiçbir şey hatırlamıyor ve şöyle yapmışım, böyle yapmışım anlatıyorlar ama ben hiç hatırlamıyorum diyor. Bir döneme ait, özel yani depresyonda da bazen unutkanlık olur ama bir döneme ait değildir. Genel olarak bir unutkanlıktır. Alkol bağımlılığı. Bugün çok yeni şeyler öğreniyorsunuz arkadaşlar. Bakalım 23 arkadaşımız değiştirdi mi tabloyu? Çalalask, Laika, İlk Nur, CCD. Hadi bakalım. Beşinci soru. Çocuklarda anne yoksunluğunun sonucu olarak gelişen depresyona ne isim verilir? Eski bir tabir bu. Kullanılıyor hala. Ambivalent depresyon, melankolik depresyon, anaklitik depresyon, distonik depresyon. Anne yoksunluğunun sonucu gelişen depresyon. Yeni sınıflamalarda yok ama hala klinikte kullanılır zaman zaman.
Anakritik depresyon, anne yoksunluğuna bağlı kökenin ne olduğu düşünülen depresyon. Ne yanıltmış sizi? Ambivalent depresyon diye bir şey yok. Yani güzel uydurmuşum onu, ona düştüğünüze göre. Melankolik depresyon biraz daha yaşlılıkta görülen, yaş dönümü depresyonu da denilen. Psikomotor ya da vejetatif belirtilerle, yani iştah bozukluğu, uyku bozukluğuyla giden depresyon. Distonik depresyon diye de bir şey yok. Anaklitik depresyon da böylece öğrenmiş olalım. 29 arkadaşımız zaten biliyordu ya da güzel atmışlar. Hop, gene bir değiştik. Evet, layıka çıktı bu defa başa. Altıncı sorumuz bir puzzle arkadaşlar. Dört harfli bir kelime var. Harfleri sıraya dizeceksiniz. Öğrenme, birleştirebilme, öğrendiklerini uygulayabilme, anlama, rasyonel düşünme. Kelimeyi oluşturun. İlk hangi harf? İkinci hangi harf? En son altındaki düğmeye basmanız gerekiyor. Oluşturduktan sonra. Öğrenme, birleştirebilme, öğrendiklerini uygulayabilme, anlama ve rasyonel düşünme kapasitesi. Dört harfli bir kelime oluşturuyoruz. Keza olabilir mesela. Süremiz biraz uzun verdik burada. Doğru sırayla harfleri bastıktan sonra harflerin renklerini alttaki düğmeye basmanız, yuvarlağa basmanız gerekiyor ki göndersin. Evet, güzel. Zekaydı, değil mi? Öbür arkadaşlarımız da bulmuşlardır ama tekniğine alışmak için. Son sorumuz da böyle bir soru. Dengeyi değiştirecek bir soru. Onun için öğrenmiş olalım onu. Layıka gene başta. Hadi bakalım. P'ye çalalala gidiyoruz. Anoreksiya nervozadaki anoreksiyanın anlamı nedir? Hep diyoruz ne bu anoreksiya? Zayıf, iştahsız, kuru, endişeli. Anoreksiya nervozadaki anoreksiyanın anlamı. Zayıf, iştahsız, kuru, endişeli. Evet, iştahsız anoreksiya bir belirti olarak da kullanırız anoreksiya. İştahsızlık demek. Endişeli, kuru, evet diğer seçeneklere eşit dalmışsınız hemen hemen. Çoğunuz ama doğru bildiniz. Layıka Merve Cumali Ceren P'ye. Evet. Kişiler veya nesnelerin olduğundan daha küçük algılanması bir adı da mikropsi. Nedir bu? Minör sanrı, teleskopik varsanı, büyüklük sanrısı, Lilliputian varsanı. Öncelikle bu bir sanrı mı varsanı mı? Ona karar vermek lazım. Kişilerin veya nesnelerin olduğundan daha küçük algılanması. Evet, 10 arkadaşımızı kutluyoruz. Bu özel bir tip varsanı, Lilliputian varsanı. Şimdi şu ikisi çok karışır. Sanrı ile varsanı, sanrı dediğimiz delüzyon, hezeyan, düşünce bozuklukları, algı ile ilgili bozukluk, halüsinasyon olan varsanı. Lilliputian varsanı aslında bu bir illüzyon mu, halüsinasyon mu? O da tartışmalıdır ama olduğundan daha küçük algılama anlamında özel bir belirti. Epilepsi hastalarında falan da görülebiliyor. Bakalım 10 arkadaşımız nasıl değiştirdi? Layka ile Merve tepede duruyorlar. Hocam. Cumali. Evet. Hocam ben 6 ve 7. soruları görmedim. Görüntü ve şey gitti, ses gitti. Tamam, ne yapalım artık? Kısmet diyelim Başka ona. arkadaşlarda da oluyor mu acaba? Evet, devam ediyoruz. Doğru mu yanlış mı? Dünya ya da kendisiyle ilgili her şeyin yok olduğuna, sonunun geldiğine dair sanrıya nihilistik sanrı adı verilir. Doğru mu yanlış mı? Dünya ya da kendisiyle ilgili her şeyin yok olduğuna ait sanrı. Mavi doğru, kırmızı yanlış. Nihilistik sanrı.
Evet, doğru. Bu nihilistik sanrıdır. Yanlış diyen arkadaşların başka bir şeyi vardı herhalde kafalarında. Başka bir isim düşündüler ama nihilistik sanrı. Bazen bu enteresan oluyor. Yani hani dünya yok diyebiliyor. Ben yokum, ben öldüm diyebiliyor. İç organlarım yok diyebiliyor. Mesela bağırsaklarım yok, kalbim yok, beynim yok gibi. Bazen hani hiçbir şeyimiz kalmadı, bütün varlığımızı kaybettik gibi olabiliyor ama bir hiçlik sanrısı. Bakalım ne oldu. Ufak tefek oynamalarla Sam girdi listeye. 10. sorumuz. Kızarma korkusu. Hani bu yüzüm kızarır falan diye korkar ya. Eritrofobi, rinofobi, algofobi, kinofobi. Eritrofobi, rinofobi, algofobi, kinofobi. Evet, eritrositten düşünün, kırmızı kan hücresi, eritro kırmızı demek, kırmızı, kızarma korkusu. Rinofobi burun korkusu falan olabilir belki ama yok yani benim bildiğim öyle bir şey. O hani kafadan attığımız bir şeydi. Algofobi ağrı korkusu. Kinofobi de belki yani hareket korkusu falan olabilir ama bildiğim öyle bir fobi de yok. Yani en sağdaki ikisini ben atarak yazdım ama belki de vardır. En azından ben duymadım. Eritrofobi ama kızarma korkusu. Evet, ilk üç aynı kaldı. 4-5'te ufak değişiklikler oldu. 11. Doğru mu yanlış mı? Kadınlarda daha sık görülen cinsel ilişki sırasında fiziksel ağrı duymaya disprozodi adı verilir. Daha duygusal nedenlerle olan bir fiziksel ağrı sıklıkla ama bazen daha organik sebeplere bağlı da olduğunda yine de aynı isim veriyor ama bu isim disprozodi değil mi? Mavi doğru. Evet yanlış. Disparoni adı veriliyor. Disparoni. Disprozodi diye bir şey de var. Konuşmanın ahenginin bozulmasına disprozodi diyoruz. Peki bakalım ne oldu? Evet ilk 5 aynı gidiyor bakalım. 12'deyiz. Başka insanlar veya güçler tarafından kişinin zihnine düşünceler yerleştirildiği sanrısına ne isim veriyoruz? Birisi zihnine düşünce yerleştirdi diyor. Düşünce latensi, düşünce sokulması, düşünce eylemsizliği, istemsizlik sanrısı. Bu bir sanrı türü. Güzel, düşünce sokulması, Schneider belirtilerinden ne vardı? Düşünce yayılması vardı, referans fikirleri vardı, düşünce sokulması, düşünce çekilmesi vardı, zihinden çekiyorlar. Onlardan birisi düşünce sokulması. Kafama bu düşünce, yani zihnimde bir düşünce var ama bu bana ait değil, bunu zihnime sokuyorlar diyordu. Düşünce latensizliği, düşünce eylemsizliği, istemsizlik sanrısı bunlar olmayan belirtiler. Yani böyle bir belirti adı yok. Düşünce sokulmasında böylece diğer arkadaşlarımız öğrenmiş oldu. Evet, ufak bir değişiklik oldu ilk 5'te. Laika garantiliyor gibi yerine ama vallahi son soru biraz şey, zor bir soru bakalım. Doğru mu yanlış mı? Kabul edilemeyen bir dürtü, duyguyu bilinçli bastırmaya supresyon, bilinç dışı bastırmaya represyon adı verilir. Mavi doğru, kırmızı yanlış. Karışır ikisi hep. Biri bilinçlidir, biri bilinç dışıdır. Hangisi? Supresyon mu? Türkçe'de ikisi de bastırma, baskılama olarak geçiyor. Evet, ikisi de savunma düzeneklerinden. Burada yazan doğruydu. Bilinçli bastırma, supresyon. Bilinç dışı bastırma, bilinç dışı bir savunma yapısından represyondu. 53 arkadaşımız doğru cevap verdi. Tebdili kıyafet geldi. Peki, hadi bakalım. Son iki soru. Obsesif kompulsif bozuklukta olduğu gibi tek bir fikir veya konu hakkında sabit zihinsel meşguliyet. Böyle bir geviş getiriyor zihne. Bu ne? Laminasyon, ruminasyon, hebefreni, tinnitus.
yüksek fikir veya konu hakkında sabit zihinsel meşguliyet. Evet, doğru. Ruminasyon. Tinnitus, kulak çınlaması. Hebefreni şizofreninin alt tiplerinden birisi, eski sınıflamada. Çok dağınık, sistematik olmayan sanrılar. Laminasyon. İnşaatta falan var laminasyon. Şeyde bilmiyorum hani psikiyatride ve psikolojide laminasyon diye bir şey, ama ruminasyon, zihinsel geviş getirme, aynı düşüncenin bir daha bir daha ruminatif düşünceler. OKB'de olması şart değil ama hani birçok başka normalde de olabilir insanlarda ruminasyon, ama sabit zihinsel meşguliyete hepimiz aslında oluyor değil mi? Bugün içi bir şeye takıldığımızda bazen bir daha kafamızdan geçebiliyor. Tebliğli kıyafet sinsice yükseliyor. Evet, son soru. Yine bir puzzle arkadaşlar. 4 harf. Boya, toprak, çamur gibi besin olmayan şeylere iştah duyma ve yeme. Hadi bakalım bilenler. Psikiyatri kliniklerine özellikle çocukluklarda sık da gelir. Bunun en sık nedeni demir eksikliği anemisi olmasıdır aslında. Yani duvarın sıvısını yeme, toprak yeme, çamur yeme gibi belirti psikiyatrik gibi durur. Gördüğümüzde hemen kan testi isteriz ki altta yatan bir demir eksikliği mi var? K, K, I harflerini sıraya dizeceğiz. Güzel. Evet, baya doğru bildiniz. Pika hastalığı, boya, toprak, çamur. İllaki meslek hayatınızda karşılaşacaksınız. Bir anne endişeli biçimde, benim çocuğum işte duvarın sıvasını koparıyor, yiyor, bu hep çamur yiyor, bu hep toprak yiyor, taş yalıyor gibi. Hemen aklınıza demir eksikliği anemisi gelecek. Pika hastalığında. Bakalım ne oldu? İlk üçümüz. Podyuma kimler çıktı? Bu gece. Tepdili kıyafet üçüncü. Sinsice geldi. Ayşe geldi arkalardan ve Layka uzun süre zaten birinci götürmüştü. Özgün ve Merve 4 ve 5. sıradalar. Hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Mail adresim gokben.hizlisayar@uskudar.edu.tr. Bu arkadaşlarımız bana lütfen kendilerini tanıtan bir mail atıyorlar. Telefon numaraları ve açık adreslerine ihtiyacım var ki hediyelerimizi gönderelim arkadaşlarımıza. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.